Ben 120 sana anohi ayom lo uhal od latset velabo. Bugün 120 yaşındayım, çıkmaya ve girmeye takatim yok. Moshe Rabbeinu son söylemine devam ederken ilginç bir ifade kullanır. Artık çıkmaya ve girmeye takatinin olmadığını, Yarden nehrini geçemeyecek olduğunu ve artık bu dünyadan ayrılma vaktinin geldiğini iddia eder, bunu söyler. Halbuki Bezota Beraha Peraşası'nın sonlarına doğru Moshe Rabbeinu'nun 120 yaşında bu dünyadan ayrılmışken Loha ata eno ve lo nasleho gözünün zayıflamadığını ve gücünün kaybolmadığını okuruz. Burada Moshe Rabbeinu'nun ifade etmek istediği, yani çıkmaya ve girmeye gücüm yok demek istediği aslında manevi gelişimine daha fazla devam edemeyeceği yönündedir. Hepimiz fiziksel olarak bir yere varmak için çaba gösteririz. Çocukluğumuzdan belirli bir yaşa gelişimize kadar fiziksel olarak kendimizi büyütmeye çalışırız. Maddi olarak kendimizi büyütmeye yaşam boyu devam ederiz. Çünkü yaşam için maddiyat kesinlikle çok gerekli olan bir basıptır. Ancak manevi anlamdaki gelişimimizi nedense hep göz ardı ederiz. Aseret yeme teşuba içerisinde bulunduğumuz ve Şabat teşubada Şuva İsrail sözcüğüyle peygamberlerin artık dön İsrail dediği bu anlamlı günde manevi anlamdaki gelişimimiz için neler yapmamız gerektiğini gözden geçirmek zorundayız. İstakozların gelişebilmek için mutlaka etrafındaki duvarları kırmaları gerekir. Masaket Arahin bunu çok net bir şekilde Gimara'da belirtiyor. O halde bizler de etrafımızdaki duvarları yıkmak suretiyle manevi gelişimimizi çok daha yukarılara taşıyabilmemiz mümkündür. Bu manevi gelişimi tamamlayabilmek için öncelikle iyi bir istek, iyi bir öğretmen ve kararlı olmak gerekir. Aslında bütün bunlara sahibiz. Etrafımızda rabiler bize ders vermek için bir anlamda sırada beklemektedirler. Daha fazla öğrenebileceğimiz sayısız kaynağa sahibiz. Geriye sadece istekli olmak ve bunun için çaba göstermek kalıyor. O halde Şabat Teşuva'da iyi ve mantıklı bir adım atarak bu konudaki isteğimizi dile getirelim. Dile getirmekle kalmayıp geleceğe doğru daha iyi ve daha gelişmiş olabilmek için mutlaka bir adım atalım. Şabat Şalom, Ktiva Ugmar, Hatimatova.